Hoş geldiniz dükkanımıza. Buyurun bakalım, ne istersiniz? Evet, söyle bakalım oğlum. Ben aç değilim. Oğlum ne isterse verin. Of, çok acıktım ben babacığım. Şöyle güzel bir şeyler yemek istiyorum. Ben hamburger yemek istiyorum. Peki Rüzgar Bey, size efsane bir hamburger yapacağım. İçinde ne olmasını istersiniz bakalım? İçinde her şey olsun. Altından bir hamburger olsun. İçinde elmas parçaları da olsun. Yiyeyim ben onları. Ne? Aman tanrım. Altından mı olsun? Daha önce kimse altından hamburger yememişti. Siz gerçekten çok zengin olmalısınız. Evet, biz çok zenginiz. Hadi ver bakalım hamburgerimizi. Hemen hazırlıyorum. Hemen bekleyin. Hemen şipşak hazırlayacağım. Aa babacığım bak, Rüzgar'la zengin amcam şurada yemek yiyor. Biz de yiyebilir miyiz? Benim karnım da çok acıktı da. Olur oğlum ama önce bir fiyatları soralım, olur mu? Tamam babacığım, tamam, biliyorum paramız az. Ben ucuz bir şey yerim, merak etme. Seni asla zor duruma sokmam. Aferin be, aferin benim akıllı oğluma. Canım oğlum benim. Evet Rüzgar Bey, buyurun bakalım. Altın kaplama, içinde elmaslar bulunan efsanevi, mükemmel, perfect hamburgeriniz hazır. Daha önce asla böyle bir hamburger görmemiştim ben. İnanılmaz duruyor gerçekten. İşte bu be, tam benim ağzıma layık. Tamamdır babacığım, ben aldım harika hamburgerimi. Onu löpür löpür yiyeceğim şimdi. Afiyet olsun canım oğlum benim. Kasiyer Bey, kaç para tuttu bu hamburger? Altın kaplamalar ve tabii ki elmaslarla beraber çok fazla tuttu. Tam 500 elmas tuttu. Ne? Sadece 500 elmas çık mı tuttu? Tamam, alın o zaman bunları. Hop, şöyle vereyim ben size. Hepsini vereyim. Oha baba ya, şuna bak. 500 elmaslık hamburger aldılar. İnanmıyorum. Evet oğlum ya. Bizim ise bir tanecik bile elmasımız yok. Adamlar o paraya elmaslarla hamburger yiyor. Bunlar nereden çıktı ya? Çöp kokuyor bunlar. Hadi gidelim oğlum ya bunların yanından. Şuna bak ya, zengin olmuş ama adam olamamış adam. Öf ya, bu pis fakirler nereden çıktı? Söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz? Abicim ben de bir tane hamburger almak istiyorum ama en ucuzundan olsun. Benim karnım tok ya, oğlum yesin benim. Oğlum ne istiyorsa onu verin. Ne, en ucuzundan mı? O zaman şey yapalım, sana boşta bir tane hamburger ekmeği verelim. Olur abi, fark etmez. Benim karnım doysun yeter. İçinde bir şey olmasına gerek yok. Ben boş ekmek de yerim. Adama bak ya, inanmıyorum. Boş hamburger ekmeği yiyor. Boş hamburger ekmeği 5 lira. Ne? 5 lira mı? Bende 3 lira var. 5 lira vermesem de 3 lira versem olur mu acaba ya? Boş ekmek nasıl olsa. Ne 3 lira mı? O ne öyle ya? Dilenciye sadakamı veriyorum kardeşim. Kaybolun buradan. Fakir müşteri istemiyorum ben. Paranız yoksa gelmeyin kardeşim şuraya ya. Allah Allah. Ne yapalım kardeşim ya? Ne yapalım? Aç mı gezelim? Çocuğumun karnı aç. Ne olur yani, bir sulum ekmek versen ne olur? Hadi kardeşim hadi. Allah Allah. Paranız yoksa aç gezin. Yallah yüzeyin buradan, kaybolun. İyi mi? Tamam bekleyin. Bankada kalan son bir param vardı. Hadi oğlum gel onu çekip gelelim. Sonra da karnını doyururuz. Allah Allah, pis fakirlere bakın ya. İşte oğlum şuradan paramızı çekeceğim şimdi. Tebrik ederiz. Bizim ATM'imize gelen 1 milyonuncu müşteri oldunuz. Ve bu sayede tam 1 milyon elmas kazandınız. Fakir bey artık zenginsiniz. Tebrik ederim sizi. Ne oluyor ya, o kamera ne öyle? Hayırdır kardeşim, ne çekiyorsun ya? Ayı mı oynuyor burada? Evet birader, sen neyi çekiyorsun? Hop bak, kırarım kamerada. Nugli oldum burada ya. Allah Allah, biz burada kamerayla çakım yapıyoruz. Aman fakir bey sakin olun ya. Allah Allah, zengin oldunuz diyorum ya, zengin oldunuz. Herkes sakin olsun, program sunuyoruz. O yüzden kameraya çekiyoruz sizi. Artık zenginsiniz. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Sen kimi kandırıyorsun ya? Hani benim elmaslarım o zaman? Evet madem öyle, verin bizim elmaslarımızı. İyi madem, alın bunları. Hepsi sizin bunların. Alın, bütün elmaslar sizin. Zengin oluyorsunuz. Elmas yağmuru. Aman tanrım, bu bir rüya olmalı. Zengin oluyorum. Yok be. Babacım bu ne? Gökten elmas yağıyor. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Ben size dedim, inanmadınız bana. Zenginsiniz oğlum, zenginsiniz. Kendinize gelin. Zenginiz be, zenginiz. Oley. O zaman artık bir zengin gibi olmanın zamanı geldi. İşte bu be, işte bu. Şimdi daha iyi oldunuz. Tam bir zengin oldunuz. Vallahi ya oğlum, zenginlik bize yaradı. Şu halimize bak, çok iyiyiz. Aynen öyle babacım. Artık zengin amcamlardan ve Rüzgar'dan daha zenginiz. Aynen öyle. Hadi gidelim şu hamburgerciye, haddini bildirelim artık.
Olur babacığım, hadi gidelim. Hop, hamburgerci, kaybol bakayım buradan. Satın alıyorum ben burayı, kovuldun. Aynen öyle, uza bakalım buradan. Artık burası bizim. Ne? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz lan? Bir şapka bir gözlük taktınız diye zengin mi oldunuz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık zengin olduk. Eğer siz de bizim gibi zengin olmak istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı sakın unutmayın. Daha az önce fakirlikten ağzınız kokuyordu. Kaybolun buradan. Babacığım ver şunu elmasları da sussun artık bu. Doğru söylüyorsun oğlum. Al bakalım şu elmasları. Al. Sus bakalım şimdi. Çık git buradan. Aa, ne oluyor ya? Adam elmas fırlatıyor bana. Resmen satın alıyor burayı. Beni de kovuyor. İnanmıyorum. Artık bu şehrin en zenginleri biziz. Senin gibi kötü insanların hepsini cezasını vereceğiz şimdi. Aynen baba. Bundan sonra zengin amcamlara da hadlerini bildirelim. Artık onlardan daha zenginiz nasıl olsa. Göstereceğiz oğlum. Göstereceğiz. Biz de fakirken dalga geçen herkese cezasını ödeteceğiz. Olamaz ya. Olamaz. Kovuldum işten. Hadi bakalım oğlum. Burada işimiz bitti. Sıra zengin amcanlarda. Ulan zengin. Aç oğlum kapıyı. Çabuk aç. Açmazsan evini yıkacağım ha. Makineyi getirdim. Allah Allah. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Ne oluyor hala? Niye bağırıyorsun kapımın önünde? Çabuk evi boşalt oğlum. Yoksa evini yıkacağım ha. Bu evi fakirler satın aldı. Eğer o zengin çıkmazsa dedi evi yıkın dedi. Eğer çıkmazsan başına yıkarım bu evi oğlum. Ne diyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Allah Allah. Fakir nasıl alsın bu evi? Açlıktan ağzı kokuyor onun. Yürü git, şaka yapmayı bırak benimle. Uy, adama bakın lan, bana inanmıyor. Vallahi benden günah kırmıştır o zaman. Yıkıyorum evi. Ey Allah'ım oğlum, seninle mi uğraşacağım? Yürü git şuradan ya. Onu sen istedin oğlum. Fakir için yıkıyorum senin evi. Haydi bismillah, yıkıyorum oğlum evi. Görürsün sen. Demek bana inanmıyorsun ha. Ne yaptın oğlum? Niye yıktın evimi? Kafayı mı yedin sen? Manyağa bakın ya, evi mi yıktı? Ne cazırdın lan çakal? Ben seni uyarmadım oğlum. Sen bana inanmadın. Ben sana doğruları söyledim. Oğlum ne diyorsun ya? Fakir benim evimi nasıl almış olabilir? O fakir de. Fakir çok zengindir oğlum. Ona piyango vurmuş. Çok zengin olmuş. Bu şehrin en zengini o artık. Belediye binasını bile satın almış lan. Oha ya, yok artık. Onu bile mi satın almış? Nasıl olur mu ya? Nasıl? Hey, ne oldu zengin bey? Evsiz mi kaldın? Ne oldu? İnanamadın herhalde benim satın aldığıma. Fakir abi ne yaptın sen ya? Niye beni evsiz bıraktın? Ne olursun ya, sal evimde oturayım. Ben fakirken sen benimle dalga geçiyordun. Bana kötülük yapıyordun. Şimdi gelmişsin, ne olur bırak diyorsan. Hayatta bırakmam sana bunu. Benim artık bu ev, benim. Ben evsiz ne yapacağım? Ailemle sokakta mı kalalım fakir, ne olursun? Hayır tabii ki. Ben sizi sokağa atar mıyım hiç? Ben sizi de satın alıyorum. Benim kölem olan. Kölen mi? Ulan oğlum adam sizin kölesi yapıyor. Belki diyorum buradan. Evet aynen öyle. Bizim kölemiz olacaksınız. Yoksa atarım size. Ama fakir şey. Aması maması yok. Benim kölem oluyorsunuz. Hepinizi satın aldım. Of ya, of, tamam madem. Oh be, ne kadar güzel bir zengin olmak. Sen yatıyorsun, millet sana hizmet ediyor. Allah, harbiden öyle baba ya. Alo, benim içecekler nerede kaldı? Kola mı getirin bana hadi? Derhal, seri olun. Çok üzgünüm Arda Bey. Getirdim işte, buyurun. Geç kaldım için özür dilerim. Getirdim kolanızı. Aferin, işte böyle özür dileyeceksin. Bir daha olmasın. Hayatta geç kalmaları böyle şey yapamam ben yani. Bir daha olmayacak Arda Bey. Söz veriyorum. Allah Allah ya. Benimki hala gelmedi. Hop zengin. Benim kolalar nerede? Kuruduk burada ya. Kuruduk. Hadi seri ol biraz. Buyurun fakir bey, getirdim kolanızı. İşte kolanız burada. Niye geç getiriyorsun oğlum benim kolamı? He? Niye geç geldi bakayım mı? Üzgünüm ya. Fakir bana niye böyle yapıyorsun ya? Niye kölen yaptın beni? Çünkü sen fakirlere kötü davranıyordun. Ben de sana ceza olarak böyle bir şey yaptım. Aynen öyle zengin amca. Siz hak ediyordunuz bunu. Çünkü siz çok kötü insanlardınız. Of ya, of. Çok pişmanım. Çok. Keşke kötülük yapmasaydım zamanında. Oh. Babacığım, arabanın anahtarını alabilir miyim ya? Okula gideceğim. Dışarıda yağmur yağıyor. Ne arabası evladım? Biz artık her şeyimizi kaybettik. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Araba falan yok yani. Baba ben okula nasıl gideceğim o zaman bu yağmurda? Allah Allah. Yürüyerek gideceksin evladım. Allah Allah. Nasıl gideceksin başka? Hadi yürü. Bugün harçlık da yok. Maalesef harçlık parası verebilecek kadar param yok cebimde. Nasıl ya? Aç mı kalacağım yani baba? Yapma ne olursun. Üzgünüm oğlum. Olsa vermez miyim? Allah Allah. Hadi git okuluna.
Of ya, of. Ne yapacağım? Bu ne ya? Bu yağmur ne? Nasıl gideceğim ben okula? Neyse, yapacak bir şey yok artık. Şöyle koşa koşa gideyim. İmdat, ıslanıyorum. Anneciğim, babacığım, ben okula gidiyorum. İkinizi de çok çok öpüyorum. Hadi görüşürüz. Ayarda daha kahvaltı yapmadın. Nereye gidiyorsun? Evet evladım, daha kahvaltı yapmadın. Anne baba, ne olacak ya? Daha düne kadar fakirdik zaten. Her gün aç geziyorduk. Bugün de okulda kantinden yiyip veririm. Ne olacak? Derslerime geç kalmak istemiyorum. Aferin benim oğluma. Aferin ya. Sen gerçekten çok düşünceli bir çocuksun. Neyse, dışarıda yağmur yağıyor. Ben hemen koşa koşa gideyim okula. Dur oğlum, bu yağmurda yürüyerek gitme artık. Biz sana bir araba aldık. Onunla git. Gerçekten mi baba ya? Çok sağ ol ya. Oley be, oley. Araba kapının önünde duruyor. Hadi atla git bakalım. He, ayrıca bir de dur. Sen al şu elmasları. Kendine bir şeyler alırsın kantinden. Ayrıca parası yetmeyen bir arkadaşın da olursa ona da yardım edersin. Çok sağ ol baba. Gerçekten çok düşüncelisin. Oo, şuna bakın ya. Babam bana şimşek McQueen almış. Oley be. Hemen bineyim şuna, okula gideyim. Hazırsanız sürüyorum. Arkadaşlar, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Evet şimşek, hadi bas gaza, bas gidelim. Bas gaza şimşek, bas. Oo, nasıl yanladın öyle ya? Vay be. Of ya, of. Yağmurda çok ıslandım, çok. Aa, şu ilerideki rüzgar değil mi ya? Dur da onu da alalım şimşek. O zamanında sizi yağmurda bırakmıştı, almamıştı. Onu almak istiyor musunuz gerçekten? Tabii ki istiyorum şimşek. Büyüklük bizde kalsın. Boş ver. Hey, hey Arda. Rüzgar sen misin? Evet benim kardeşim. Hadi atla bin. Yağmurda ıslanma. Vay be. Zamanında ben seni almamıştım. Şimdi sen beni alıyorsun. Gerçekten çok iyi bir insansın Arda. Çok teşekkür ederim. Boş ver şimdi onları Rüzgar. Hadi atla, ıslanıyorsun. Merhaba arkadaşlar. Biz geldik. Merhaba. Oo Arda. Kardeşim hoş geldin ya. Rüzgar sen niye geldin lan? Ay Arda'ya bakın. Çok yakışıklı. Bir de Rüzgar'a bakın. Çok tipsiz. Ulan Arda kardeşim, sana boşan laf eden olursa bana söyle, kafasını kırarım ben onun. Canım kardeşim benim. Eğer bu Rüzgar sana bulaşıyorsa hemen indireyim kardeş. Hayır direkt saçmalama ya, Rüzgar benim canım arkadaşım. Ayrıca siz ne kadar menfaatçi insanlar olmuşsunuz. Geçen haftaya kadar Rüzgar'ı seviyordunuz, beni dışlıyordunuz. Şimdi onları iflas etti, biz zengin olduk. Beni sevmeye başladınız, onu dışlamaya başladınız. Çok kötü insanlarsınız, çok. Zenginler fakirlerle takılmaz, onunla arkadaşlık yapma. Hayır Tepegöz, öyle bir şey yok. Zenginle fakirin arasında hiçbir fark yok. İkisi de insan. Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Merhaba hocam. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Sen merhaba deme köylü. Şrek, ne diyorsun öyle? Çok ayıp sana, çok. Daha düne kadar canım arkadaşım diyordun çocuğa. Şimdi öyle mi diyorsun? Terbiyesiz seni. Pardon hocam, özür dilerim. Evet arkadaşlar, bugün bildiğiniz gibi beden eğitimi dersimiz vardı ama yoğun yağmur sebebiyle maalesef iptal oldu. O yüzden ben de size sorular sormaya karar verdim. Ula of ya, ne güzel top oynayacaktık ya. Öğretmenim yağmur dinle, söyleyebilirsek dişeyi dişek çıkartabilirmişsiniz bizi. Nasıl yağmur dindi ya? Allah Allah, bir bakayım. Aa, harbiden yağmur dinmiş. Günlük güneşlik hava. Güneş açmış. Allah Allah ya. Hadi dışarı çıkalım hocam, oley. Dışarı çıkalım, ben de top oynarken izleyeyim Arda'yı. Tamam gençler, o zaman sizinle şöyle bir anlaşma yapalım. Ben size soruları sorayım. Eğer bilirseniz dışarı çıkalım. Oley be, olur 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 hocam, olur. Arkadaşlar yorumlarda kopya verin de hemen dışarı çıkıp beden eğitimi yapalım ya. En sevdiğim ders benim. Evet arkadaşlar, şimdi size iki tane soru soracağım. İlk soru matematik sorusu, ikincisi ise hikayeli bir bilmece. Ooo hocam, hikayeli bilmece mi, en sevdiğim ya. Bu sefer ben bileceğim o bilmeceyi. Ben bilmeceleri çok seviyorum. Göreceğiz bakalım arkadaşlar, göreceğiz. Evet, matematik sorusunu soruyorum. 10 artı 5 kaç eder, söyleyin bakalım. 10 artı 5 105 eder, çok kolaydı. Evet çok kolaydı ama bilemedin Tepegöz, aferin sana. Nasıl bilemedim, 105 değil mi? Onun yanına 5 koyuyoruz, 105 ediyor işte. Hey Allah'ım yarabbim, sen bana sabır ver yarabbim.
Şirek evladım böyle sessiz sessiz oturarak yırtabileceğini mi sandın? Hocam nereden anladınız ya? Ne güzel ben saklanıyordum. Hey Allah'ım ya Rabbim, bir de açık açık söylüyor ya. Söyle bakayım, 10 artı 5 kaç eder? Arkadaşlar ne olur cevaplara yazın sorunun cevabını. Hadi hadi. Şirek çaktırmalıyım. Cevap 5 oğlum. 5. Söyle hocaya 5 cevap. Hocam 5 eder. 5 cevap 5 hocam. 5 eminim. Son kararım, son cevabım, kararım. Ne diyorsun evladım sen? Allah Allah, ne dediğim belli olmuyor. Zaten 5 de değil cevap. Nereden buluyorsun böyle garip garip cevapları ya? Allah Allah. Ulan Trek. Ulan Trek. Niye yalan söylüyorsun oğlum bana? Ulan kazma herif ya. Hemen inandın seninle ya. Vay vay vay, Trey'e bak sen, demek arkadaşına yanlış cevap verdin. Söyle bakayım, sen söyle o zaman cevabı, bakalım bilebilecek misin? Bilerim hocam, ne olacak ya, bebe sorusu bu, cevap 15. Aferin lan, aferin sana. Allah Allah, nasıl bildin öyle? Vallahi yorumlara baktım, yorumlara yazmışlar. Hey Allah'ım ya Rabbim ya, hey Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse, şimdi bilmeceli soruyu soruyorum, iyi dinleyin. Evet arkadaşlar, soruyu çok dikkatli dinlemeniz lazım, yoksa bunun cevabını asla bilemezsiniz. Bu hikayeli bir bilmece. Hikayeyi çok dikkatli dinleyin. Arkadaşlar siz de dinleyin, yorumlarda cevaplarınızı verin. Gerçekten çok zor bir soru bu. Bilen kişiler gerçekten çok zeki oluyorlar. Valla hocam sorun, ben bileceğim. Evet, başlıyorum anlatmaya. Bir gün bir gece bekçisi varmış. Onun patronu bir gün dışarıya, yurt dışına uçakla iş gezisine gitmeye karar vermiş. Uçağın kalkmasından bir önceki akşam adam rüyasında uçağın düştüğünü görmüş. Ve hemen patronunun yanına gitmiş. Demiş ki sakın o uçağa binmeyin. Gece uyurken gördüm ki o uçak düşecek. Patronu da inanmış. O uçağa binmemiş. O uçak gerçekten düşmüş arkadaşlar. Aman tanrım. Sonra patronu bunu yanına çağırmış. Demiş ki benim hayatımı kurtardın. Sana büyük bir ödül veriyorum. Ama aynı zamanda da işten kovuldun demiş. Neden işten kovmuş bu adam bunu? Allah Allah, niye kovdu acaba? Adam ne güzel hayatını kurtarmış. Terbiyesiz adam. Kovmuş işten. Valla hocam bu soru çok saçma ya. Adam geri zekalıymış, kovmuş yani. Biliyordum bilemeyeceğinizi. Arkadaşlar eğer siz bilebildiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Arda kardeşim, bulabildin mi cevabı? Düşünüyorum Rüzgar. Rüzgar ya, düşünüyorum. Şimdi gece bekçisi gece uyurken rüyasında görmüş. Sonra uçağın düşeceğini görmüş ve uçak düşmüş. Gece bekçisi buldum tabii ya. Gece bekçisi gece uyumaz ki. O gitmiş görevin başında uyumuş. Tabii ya, o yüzden düşmüş. Hocam hocam, biz bulduk cevabı. Gece bekçileri gece uyumaz. İşe gider. Bu adam gece gitmiş uyumuş. Yani görevinin başında uyumuş. O yüzden kovulmuş. Vay canına, gerçekten çok dikkatlisin Rüzgar. Aferin sana, aferin. Bu fakir nasıl bildi bu cevabı ya? Allah Allah. Kesin aradan kopya çekmiştir. Arda çok zeki. Kesin o söyledi cevabı. Öyle mi Arda? Sen mi söyledin cevabı? Hayır hocam. Rüzgar tamamen kendisi bildi. O gerçekten çok zeki. Vay canına. Arkadaşlar Rüzgar arkadaşınız sayesinde şimdi beden eğitimine çıkabilirsiniz. Hadi bakayım. Arda kardeşim gel top oynayalım beraber. Hadi gel. Aa tamam. Hadi Rüzgar gel top oynamaya gidelim. Ula oğlum, Rüzgar'ı getirme ya. O fakiri nereden can ya? O bize oynamazsın. Aynen ya, ben öyle fakirlerle top oynamam. Öyle şey mi olur arkadaşlar ya? Allah Allah. Rüzgar da bizim arkadaşımız. O da oynayacak tabii ki. Sen boş ver Arda. Sen git oyna. Ben burada izlerim sizi. Saçmalama oğlum. Öyle şey mi olur? Sen benim kardeşimsin. Ben seni bırakıp oyun oynamaya gitmem hayatta. Bak şimdi gel top oynarız beraber. Ondan sonra gideriz bir güzel öğle yemeği yeriz. Ne dersin? İyi de benim hiç param yok ki. Ben yiyemem yani. Ya oğlum ne olacak? Bugünlük benden oluverir öğle yemeğin ya. Allah Allah. Çok sağ ol Arda ya. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sen olmasan aç kalacaktım. Vay canına ya. Bu Arda gerçekten çok iyi bir çocuk. Hadi bunları çağıralım, beraber oynayalım topu. Ulan gelin lan, hep beraber oynayalım. Arda, Rüzgar gelin. Atıyorum atıyorum, tutun. Hop Rüzgar tut kardeşim. Oo, hadi bakayım. Anneciğim, babacığım, ben okula gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz evladım. Yolda kendine dikkat et, tamam mı? Evet oğlum, dikkatlice git gel, olur mu? Tamam tamam, merak etmeyin. Hemen hızlıca gider gelirim ben. Hadi görüşürüz oğlum. İyi dersler sana. Allah zihin açıklığı versin. Bay bay. Sağ olun, hadi görüşürüz. Bay bay. Of Miray ya, keşke çok paramız olsaydı da Arda'yı okula arabayla bırakabilseydim. Çocuk her gün kilometrelerce yol yürüyor ya. Yazık çocuğa valla. Yapacak bir şey yok fakir. Yapacak bir şey yok. Bizim paramız da yok, arabamız da yok. Yürümek zorunda Arda. Merak
merak etme, o çok güçlü bir çocuk. Bunları dert etmez. Haklısın Miray, haklısın. O gerçekten çok akıllı bir çocuk. Ulan ya, niye arabamız yok bizim ya? Yine yürüyeceğiz kilometrelerce yolu. Hadi şimdi gidebiliyorsan git o kadar yolu ya. Of ya. Anne, baba, ben okula gidiyorum. Tamam oğlum, iyi dersler, git. Bize ne, Allah Allah. Aynen oğlum, hadi görüşürüz, git. Nasıl gideyim baba ya, Allah Allah. Arabanın anahtarını versene ya. Ne araba anahtarı ya, Allah Allah ya, ne arabası? Kaç para oldu benzin, haberin var mı senin? Ya baba bırak Allah aşkına, zenginsin zaten, ver şu arabanın anahtarını da gideyim. Kızlara hava atacağım okulda, hadi. Ulan sen de baban gibi çapkın olacaksın ha, aferin, al anahtarı. Zengin ne diyorsun sen ya, ne çapkını, ne babası, sen çapkın mısın yoksa? Hay Allah, ne dedim ben ya, ayvayı yedik şimdi. Zengin cevap ver bana. Bari bir şey ya, senden önce yani. Bir zamanlar. Tabii ki senden sonra gözüm senden başkasını görmedi. Öyle mi beyefendi? Sana 3 gün boyunca yemek yapmayacağım, ceza. Görelim bakalım nasıl oluyormuş çapkınlık, terbiyesiz. Şş baba, okula geç kalacağım. Araba anahtarı hadi. Ya evladım, masanın üstünde al git sen de ya, Allah Allah. İki laf ettik, zararlı çıktık zaten. Sağ ol baba, hadi görüşürüz. Görüşeceğiz seninle zengin bey, görüşeceğiz. Oo, arabama bak be, cillop gibi. Bineyim şuna da vın vın gazlayayım ya. Çekilin yoldan, ben geliyorum. Hı? Nasıl gidiyor bu araba? Nasıl sürülüyor bu ya? İmdat! Aa! Of ya, of, yürü yürü bitmiyor bu yolda ya. Aa. O ne ya? Pelinsu değil mi bizim sınıftaki? Ne kadar güzel bir kız bu Pelinsu ya. Çok güzel ya. Keşke onunla arkadaş olabilsem. Acaba hazır tek başınayken yanına gidip konuşsam mı ya? Gideyim bari. Hadi topla cesaretini Arda. Yapabilirsin. Hey Pelinsu, ne haber ya? Nasılsın? Ay merhaba Arda. Ne haber? Oo, adımı da biliyor ya. Pelinsu, aynı sınıftayız. Tanıyorsun değil mi beni? Evet, tanıyorum. Adını söyledim ya, şapşal. Ne saf delik çocuksun sen. Yani niye saf delik dedin ki şimdi bana? Neyse. Ulan kız olmasan ağzına bir tane vurdum. Neyse ya. Utanmadan bana şapşelik bir şeyler diyor ya. Ay ne yapıyorsun sen burada? Okula yürüyerek mi gidiyorsun? Evet, sen de yürüyerek gitmiyor musun? Beraber yürüyelim istersen. Ay bilemedim ki. Beraber mi yürüsek? Olabilir. İyi tamam, süper, hadi beraber yürüyelim, hem muhabbet ederiz, tanışırız. Oo, o ne ya Pelinsu, hazır yürüyorken hemen alayım onu arabama. Hey Pelinsu, atla hadi, okula götüreyim seni arabamla. Rüzgar, yürü git şuradan Rüzgar ya, biz yürüyerek beraber gideceğiz Pelinsu'yla, sen de gelmeyecek. Öyle mi Pelinsu, yürüyecek misin yoksa seni ultra lüks arabamla okula mı bırakayım? Rüzgar, arabayla mı götüreceksin beni okula? Pelinsu ne oluyor ya, satıyor mu beni? Ay araban ne kadar güzelmiş, hadi beni okula bırak. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Atla güzelim, götüreyim seni okula, hadi. Hadi Rüzgar, götür beni arabanla. Tamamdır, şimdi Rüzgar gibi götüreceğim seni, hiç merak etme. Sıkı tutun, hadi gidiyoruz. Ay yavaş ol. Ulan be, bir araba için sattı beni kız ya. Of ya, ne güzel tanışacaktık, muhabbet edecektik, okula gidecektik, arkadaş olacaktık. Bu kızların hepsi mi böyle ya? Of ya. Oh. Gün gelecek, hesaplaşacağız. Göreceksiniz. Of ya. Oh. Her şey para mı bu dünyada? Allah'ım ne olur ya, ben de bir gün zengin olayım ya. Param yok diye kimse beni umursamıyor. Ne olur ben de bir gün zengin olayım. Ne oluyor ya? Dualarım kabul oldu. Zengin oldum. Şuna bakın, lüks bir arabam var. Artık ben de zenginim. Pelinsu ne haber? Okula yürüyerek gidelim mi beraber ya? He, ne dersin? Ay, araban yok mu ya? Yürüyeceğiz mi? Arabam yok ama yolda beraber muhabbet edebiliriz yani, tanışırız. Ay olur, niye olmasın? Hop, ne yapıyorsunuz burada fakirler? Ne öyle ya? Okula yürüyerek mi gideceksiniz yoksa? Ay evet ya, Rüzgar'ın arabası olmadığı için yürüyoruz. Sen beni okula bırakır mısın yakışıklı? Ne oluyor ya Pelinsu, 2 dakikada sattın beni. Ne bu böyle? Ne, seni okula mı bırakayım bu arabayla mı? Evet Arda, bırakır mısın beni okula, hadi. Hadi oradan, siz olsanız beni arabaya almazdınız. Kaybolun. Yürüyün lan. Hadi size iyi yürümeler. Ay bu nasıl çocuk ya, bıraktı gitti beni, inanmıyorum.
Vay be Pelinsu, 2 dakikada sattın beni. Demek Arda seni arabaya alsaydı beni bırakıp gidecektin, öyle mi? Ay olur mu öyle şey Rüzgar? Sen de gelecektin tabii ki. Ben seni hiç bırakır mıyım? Hadi oradan be, tek başına git okula. Ben de gidiyorum, terk ediyorum seni. Ay güze bak, gidersen git be. Allah Allah, sana ihtiyacım mı var sanki benim? Benim Arda gibi zenginlere ihtiyacım var. Beni mis gibi arabasıyla okula bırakır, senin gibi yürütmez. Hey Allah'ım, kıza bak ya, dini imanı para olmuş. Evet, merhabalar arkadaşlar hepinize. Sınıfa hoş geldiniz. Oo Arda, gözlük yapmışsın oğlum. Aynen hocam, gözlükler Ray-Ban, parçala beni hayvan. Oğlum ne komiksin sen ya, bu zengin adamlar ne kadar komik ya. Vallahi Arda, koparıyorsun beni ha. Komiyimdir hocam da, tamam çok şımarmayın yani. Ay Arda, çok yakışmış gözlüğün. Tamam. Oo Arda'ya bak ya, tam bir alfa. Bu çocuk çok havalı. Öf ya, şunu havalandırmayın ya. Ben bundan daha havalı olurum istesem. Arda kim ki yani? Ben ondan daha havalı olurum. Hadi oradan fakir herif. Kaybol gözümün önünden. Bir de benden daha havalı olacakmış. Benim gözlüklerim bile senden daha havalı. Vallahi Arda haklı ya. Rüzgar tam bir ezik. Vallahi Rüzgar, Arda'ya laf edersen senin kafanı kırarım ha. Evet Rüzgar, Arda senden daha yakışıklı, hem de daha havalı. Sen onun tırnağı bile olamazsın, anladın mı beni? Ardacığım, beni arabanla gezdir ne olur. Hadi oradan kızım, uğraşamam ben seninle. Hadi kendine başka zengin çocuk bul. Ben öyle yolabileceğin enayi çocuklardan değilim. Hey. Evet Arda, bize bu zenginliğinin sırrını açıklar mısın lütfen? Nasıl böyle zengin oldun? Çok kolay. Dua ettim, duam kabul oldu. Ben de zengin oldum. Nasıl ya? Bu kadar basit mi zengin olmak? Evet, bu kadar basit. Duanız kabul olunca zengin oluyorsunuz. Bu kadar. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Nasıl yani ya? Aa, ben de dua edeceğim. Bundan sonra bütün gece dua edeceğim. Zengin olacağım. Ne yani? Ben yıllarca okul okudum, öğretmen oldum, çalıştım, saçımı süpürge ettim. Hepsi boşuna mıydı? Sadece dua etseydim zengin mi olacaktım yani? Evet, bu kadar basitti. Hocam siz nasıl saçınızı süpürge ettiniz ya? Siz kelsiniz. İşte evladım, saçım olmadığı için süpürge edemedim. O yüzden de zengin olamadım. Her neyse, onu bunu bırakın şimdi arkadaşlar. Size bir soru soracağım ve bu soruyu bilenler sınıfa geçecek. Olamaz ya, hayır. Quiz. Aman tanrım, en sevmediğim şey, sınav olacağız. Ne olur bana cevapları söyleyin yorumlarda, yoksa ben geçemem. Evet gençler, söyleyin bakalım. 7 artı 2 kaç eder bakalım? 7 artı 2. Yorumlarda cevaplayın, yorumlarda da sizlere not vereceğim. Hadi bakayım, bakalım doğru bilebilecek misiniz? Bakalım kaç kişi yüz alacak? Ya da kaç kişi sınıfta kalacak? Hocam Arda çok zengin, Arda kesin bu soruyu cevaplar. Evet Arda çok akıllıdır, Arda kesin bu soruyu cevaplayabilir. Evet Arda, arkadaşlarının bu isteği üzerine ne diyorsun bakayım, cevaplayabilir misin bunu? Hocam ben size biraz para vereyim, cevaplamayayım, siz cevaplayın, nasıl fikir? Bütün sınıfı geçsin, olur mu? Para mı? Olur tabii. Demek para vereceksin. Bütün sınıfı geçti. Hayırlı olsun. Yaşa be Arda. Oo Ardacığım, adamsın. Arda. Ne oluyor ya? Hepsi rüyayı mıydı? Ben zengin değil miyim hala? Of ya, of. Ben de zengin oldum sandım ya. Of ya. Ben de ne safım ya, böyle zengin mi olunur? Zengin olmak için çok çalışıp çok kazanmak lazım. Neyse, büyüyene kadar çok çalışacağım, zengin olacağım, çok ders çalışacağım. Sizce zengin olabilir miyim arkadaşlar çok çalışarak? Fikirlerinizi belirtin yorumlarda. Hadi görüşürüz. Bye bye. Of ya, fakirlikten çöplere düştüm. Çöpte yemek arıyorum. Of ya, of, fakirliğin gözü kör olsun. Ne olacak bu böyle? Sonsuza kadar fakir mi olacağım ben? Bıktım artık bu şeyden ben. Bıktım fakirlikten. Böyle çöp kenarlarında yaşamaktan bıktım artık. Ben de bir yatağım olsun istiyorum. Orada sıcacık uyumak istiyorum. Be ne kadar zenginim. Şu elimdeki elmaslarla gideyim de bir şeyler alayım. Aa, elmaslarım yere düştü. Aman daha neyse olsa daha fazla var bende. O da ne öyle? Adam elmaslarını düşürdü. Olamaz ya, kim bilir kaç paradır bu elmas. İnanmıyorum ya, bu elmasla istediğim her şeyi alabilirim. Ömrümün sonuna kadar yetecek elmas var burada. İstediğim her şeyi alırım bunda. Kendime bir ev bile alabilirim. Ama bu çok yanlış olur. Bu benim param değil. Bu elmasları sahibine geri götürmem lazım. Hop abi dur. Hop abi dur. Elmaslarını düşürdüm. Sana elmaslarını getirdim. Bunlar senin elmasların. Ne, bana elmaslarımı mı getirdin? Vay be, ama sen
sen çok fakirsin. Eğer bu elmasları bana geri getirmeseydin onlarla harika bir hayat sürebilirdin. O elmaslar gerçekten çok pahalı. Onunla kendine bir ev alabilirdin. Evet biliyorum ama olsun, bunlar sizin elmaslarınız. Benim değil, ben başkasının parasını yemem. O yüzden bu elmasları size geri getirdim. Vay be, ne kadar terbiyeli bir çocuksun sen. Gerçekten çok hayran kaldım sana. O zaman ben seni evlatlık edinmek istiyorum. Gel bizimle yaşa. Ne yani, ben şimdi milyarder bir ailenin çocuğu mu olacağım? İnanmıyorum. Evet, sana günlük 5 elmas harçlık veririm. Ne dersin? Okula da gönderirim seni. Altına da bir araba alırım. Oh, mis gibi gezersin. İnanmıyorum ya. Oley be oley. Olur abi olur. Babacım, ben sana artık baba diyebilir miyim? De tabii de evladım. Ben senin artık babanım. Aşkım bak kimi getirdim. Sokakta gerçekten harika bir çocuk buldum ve onu evlat edindim. Ay zengin, dalga mı geçiyorsun? Bu ne ya? Allah Allah, çöplük kokuyor bu çocuk. Gerçekten leş gibi kokuyor. Çünkü ben çöplükte yaşıyorum. Orada yatıp kalkıyorum. Yemeğimi de orada yiyorum. O yüzden biraz öyle kokuyor olabilirim. Artık bizimle yaşayacak Arda. O artık bizimle yaşayacak. Bir milyarder ailenin çocuğu. Ona çok güzel parfümler alacağız. Çok güzel kokacak o. Ay zengin, saçmalama ya. Nereden buldursan geri götür bu çocuğu. İstemiyorum ben bunu. Baba, ben yeni telefon istiyorum. He? Bu maymun kim ya? Ne, maymun mu? Oğlum bak seni döverim ha. Allah Allah, baba bu çocuk bana maymun diyor. Ne, baba mı? Baba niye bu çocuk sana baba diyor? Allah'ım çıldıracağım, kabus olmalı. Oğlum yeni kardeşinle tanış. Arda, artık kardeşsiniz. Arda'yı evlatlık aldık. Artık o da bizimle yaşayacak. Hayır ya, bana ne? Ben bu maymunla yaşamam. Bu ne böyle ya? Iii, çok çirkin kokuyor bu. Bok gibi kokuyor. Ne var ya? Allah Allah, kediler üstüme işledi, bir de kakasını yaptı. O yüzden biraz çirkin kokuyorum. Ama bir üstüme su tutsam geçer yani. Ay of zengin ya, çöplükte yaşayan çocuğu niye getiriyorsun bizim evimize ya? Of ya, evi çöplüğe çevirdin iyice. Arda evladım, sen bunları işsinleme. Yukarıda odan hazır. Hadi bakalım çık yukarı. Oley be, bir de kendime özel odam mı var? Yuppi. Baba ne yaptın sen? Orası benim odamda. Ben nerede kalacağım? Aa ne olacak evladım? Sen de şu kanepede kıvrılır uyursun artık. Of baba ya, of çok küçüksün. Soğuklam, zenginler ve burası da. Şimdi içeri gireceğiz, yukarı kattaki çocuğunu kaçıracağız. Ondan sonra da ondan fide isteyeceğiz oğlum. Çok zengin olacağız, çok. Oğlum emin misin, bak kaçırırız, bir de fide vermez. Boşu boşuna hapse gireriz. Sen sıkıntı etme oğlum, çocuğunu kaçıracağız diyorum. Çocuğunu bir kaçıralım, fideleri yiyeceğiz sonra. Sence çok para verir mi bize? Sen bana güven oğlum, zengin olacağız, zengin. Hadi oğlum hadi, çocuk şu odada kalıyor. Şimdi odaya gireceğiz, çocuğu kaçıracağız. Tamam, dikkatli ol, kimseye yakalanmayalım. Tamam oğlum hadi alalım çocuğu. İşte oğlum çocuk buradadır. Aha, bunu kaçırınca zengin olacağız. Hadi kaçıralım çocuğu, sonra da zengin olalım. Allah Allah oğlum, bu nasıl zengin çocuğudur ya? Çöplük kokuyor bu. Allah Allah, aman neyse zengin olacağız. Koş oğlum koş, çaldık çocuğu. Oh be, ne kadar güzel bir gün, sonunda uyandık. Diyeyim bakayım oğlum da uyanmış mı? Oğlum kalk hadi, sana kahvaltı hazırladım. He? Oğlum hayır, olamaz. Oğlum yok. Olamaz ya, olamaz. Oğlum nerede? Nerede oğlum? Yoksa onu kaçırdılar mı? Belki de tuvalette işiyordur. He? Bu da ne? Telefonum çalıyor. Alo buyurun, kimsiniz? Alo oğlum, biz senin çocuğunu kaçırmışız. Ha? Para iste oğlum, para iste. Senden para isteriz. Eğer kaçırmazsan çocuğun ölür ha. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yahu ben onun oğlu değilim diyorum size ya. Yanlış çocuğu kaçırdınız. Geri zekalılar ya. Sus, yalan söyleme bize. Çöplük çocuk seni. Ne, oğlumu mu kaçırdınız? Ulan ulan, Keko sen misin? Bak sesin tanıdık geliyor. Eğer sensen çok kötü olur ha. Uy yok oğlum, ne Keko'su? Ben Keko değilim. Ama Keko da gerçekten çok iyi birisi bence. Ama ben o değilim yani. Hey Allah'ım ya, ne saftirik adamlarsınız siz. Hem beni kaçırdılar hem de koydukları yere bakın. Resmen polis merkezinin tam yanındayız ya.
Gerçekten çok saf dirik bunlar. Söyle ona bize tam 5 milyon lira getirsin. Hem de hemen. Ula oğlan bize çabuk 5 milyon TL getir. Sarı ol. Ne 5 milyon dolar mı? Tamam hemen getiriyorum da. Siz neredesiniz kardeşim? Adres versene Allah Allah. Ula oğlan biz okulla polis merkezinin arasındaki eski evdeyiz. Oraya getir parayı. Uy. Oğlum biz niye polis merkezinin önündeyiz? Ne bileyim gerizekalı sen seçtin evi Allah Allah. O zaman parayı çabuk getir oğlum yakalanacağız. Tövbe yarabbim ya ne salak adamlar bunlar Allah Allah. Çöpte buldukları bir çocuk için de 10 milyon getirmezler herhalde. Hayır ya olamaz o adamları oğluma zarar vermeden kurtarmam lazım oğlumu. Babacım ne oluyor ya ne bu acele Allah Allah adama bak uçak gibi koştu gitti önünden. Evladım kardeşini kaçırmışlar bizden tam 10 milyon dolar bildiği istiyorlar. Şuralarda bir yerde bozukluklarım olacaktı. Onlara bakayım bir. Ne 10 milyon dolar mı? Allah Allah. Çerez parası mı istiyorlar? Tabii o kardeş anca o kadar eder. E işte buldum paraları. Şurada bir 15 milyon vardır. Üstü kalsın artık. Ne yapalım? Of baba ya. Ben onları bugün okulda harçlık yapacaktım. Niye adamlara veriyorsun? Allah Allah. Oğlum kardeşini kaçırmışlar diyorum ya. Anlamıyor musun? Onu kurtarmam lazım. Ben onun babasıyım. Ben kardeşini kurtarmaya gidiyorum. Of baba ya. Of aman bıraksaydın adamların elinde kalsaydı keşke. Kurtulmuş olurduk hem ya. İşte bahsettikleri yer şurası olmalı. Gidip vereyim parayı. Hop zengin nereye gidiyorsun elinde böyle parayla? Elinde çok fazla para var. Bak dikkat et çalabilirler. Yok yok Kerem komiser merak etme. Benim oğlumu çalmışlar da onlara vermeye gidiyorum parayı. Ne oğlunu mu çalmışlar? Allah Allah haraç mı istiyorlar senden? Evet benden fidye istediler. Onu vermeye gidiyorum. Bak bak sen şunlara göster. Ben onlara. Neredelermiş? Hemen şurada yanımızdaki evdeler. Ne yani? Şu evdeler mi? Allah Allah gidelim alalım Arda'yı. Olur alalım. Selamun aleyküm. Gençler ne yapıyorsunuz burada ya? Vıy Kerem komiser. Burada biz de oyun oynuyorduk ya. Evet Kerem komiser ya. Arda'yla evcilik oynuyordum. Oğlum şunlara bak ya. Nasıl da korkuyorlar. İşte Kerem komiser bunlar aradı beni. Dedi ki 10 milyon dolar getirmezsen senin oğlunun işi biter dedi. Bu duyduklarım doğru mu gençler? Söyleyin bakalım. Valla Kerem komiser dediğimiz gibi evcilik oynuyorduk daha gerçekçi olsun diye öyle yaptık yani. Evet Kerem komiser daha gerçekçi olsun diye dün gece beni evimden kaçırdılar. Ay canım oğlum benim kıyamam sana merak etme. Bundan sonra kapının önüne 100 tane koruma koyacağım. Evet gençler siz benimle bir karakola kadar gelin isterseniz. Ben sizi bir hapse atayım ne dersiniz? Evcilik oynarız orada da. Valla Kerem komiser bizim paraları alalım mı? Sonra gidelim olur mu? Ulan şuna bak hala para diyor kafayı yiyeceğim şimdi. Yakalandın oğlum yakalandın hapse gidiyorsan. Abi bari paraları alsaydık ya. Ulan yine fakir kaldık yine ya. Oh. Aylem artık zamanı geldi biz askere gidiyoruz. Aynen öyle vatanımızı devletimizi korumaya askere gidiyoruz biz. Çok dikkatli olun babacım ya sizi çok özleyeceğiz siz gittiğiniz zaman. Evet ya her gün yolunuzu gözleyeceğiz vallahi çok özleyeceğiz sizi. Aslanlarım benim ikiniz de çok yakışıklı olmuşsunuz. Evet askerlik çok yakışmış size gerçekten harika askerler olmuşsunuz. Çok sağ olun Aylem neyse biz bir daha fazla beklemeyelim burada. Askerlik beklemez. Biz gidelim askeri üste askerliğimize başlayalım. Baba sen şimdi gidince tank süreceksin mi orada ya? Vallahi verirlerse sürerim yani. Benim ehliyetim var zaten. Ne? Tank sürme ehliyetin mi var senin fakir? Oha neden daha önce söylemedin? Ne? Tank sürme ehliyeti mi? Yo benim normal araba sürme ehliyetim var işte. Onunla sürülmüyor mu? Ey Allah'ım fakir saçmalama ya. Vallahi askerde de böyle bir laf edeyim demek. Komutan kafanı kırar vallahi. Of baba ya o zaman tank süremeyeceksin. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi canım ailem. Allah'a emanet olun. Biz gidiyoruz. Artık asker olmaya gidiyoruz. Görüşürüz. İşte gitti babamlar anne gitti. Babam asker oldu. Vay be babamlar kahraman oldu. Asker oldu. Ay umarım sağ salim dönerler. Başlarına bir şey gelmez. Umarım ya. Umarım hiçbir şey gelmez başlarına. Evet asker rahat. Evet söyle bakayım asker senin adın ne? Fakir komutanım benim adım Fakir. Fakir emret komutanım diyeceksin. Allah Allah adama bak ya. Fakir emret komutanım. Evet senin adın ne asker söyle bakayım. Zengin komutanım benim adım da Zengin. Pardon ya Zengin emret komutanım. Hey Allah'ım ya çok işimiz var sizde çok. Neyse zamanla adam olursunuz. Fakir söyle bakayım senin sevgilin var mı oğlum he?
Var komutanım, sevgilim var. Kısmetse askerlik bittiği zaman isteyeceğim onu, evleneceğiz. Artık unut onu asker. Artık o başkasıyla evlenecek. Sen burada şehit olacaksın belki de. Aylarca seni beklemeyecek o kız. Gidecek başkasını bulacak. Benim sevdiğim kız bekler komutanım. Bekler o beni. Beklemeyecek evladım. Beklemeyecek. Zengin evladım, senin anan baban sağ mı? Sağ komutanım. İyi, güzel. Senin de cenazeni onlara veririz artık. Cenazende ağlaya ağlaya fotoğrafını taşırlar. Ya asker olmak böyle zor işte. Anladınız mı beni? Anladınız mı? Anladık komutanım. Ya gençler, ben burada en yakın arkadaşlarımı kaybettim. En yakın. Canım dediğim, kardeşim dediğim adamları toprağa verdim. Ama hiçbirinde mızmızlanmadım. Vatan sağ olsun dedim. Eğer bir gün ben de şehit olursam siz de öyle deyin. Vatan sağ olsun. Emredersiniz komutanım. Vatan sağ olsun. Biz Türk askerleriyiz askerler. Bizim işimiz tarih yazmak. Emredersiniz komutanım. Hadi gidin şimdi odanıza yerleşin. Yarın sabah erkenden sayıma geleceksiniz. Bundan sonra böyle. İkindiye kadar uyumak yok. Askerlik burası, askerlik. Emredersiniz komutanım. Hadi gidelim zengin. İşte zengin. Burada kalacağız. Bak şurada yataklarımız var. Ben burada yatarım. Sen de şurada yatarsın. Tamamdır kardeşim. Hadi yatalım artık. Ben bugün çok yoruldum ya. Yolculuk çok yordu beni. Tamamdır. Hadi yatalım. İşte burası. Bu askeri üste saldıracağız tanklarla. Hey, bombalamaya hazır mısın he? Hazırım. İstediğiniz zaman bombalarım burayı. Tamam. 3 deyince bombala. 1, 2, 3. Ne oluyor? Bu sesler de ne böyle? Zengin, zengin. Olamaz fakir. Üste saldırıyorlar sanırım. Hemen kalkıp savaşmamız lazım. Hadi zengin, hadi. Hemen hazırlanmamız lazım. Hadi hazır olalım. Yürü fakir, yürü. Hemen gidelim savaşmaya. Koş, koş. Arkadaşlar, attığınız her like ve abonelik zengin ve fakire güç olsun. Hadi gösterin gücünüzü. Olamaz ya. Zengin ve fakir hemen savaşmaya gittiler. Çok cesurlarmış gerçekten. Helal olsun. Ama 3 insanla beraber 2 tane tankı patlatamayız. Benim acilen destek çağırmam lazım. Sonra da zenginle fakire yardım etmem lazım. Onların başına bir şey gelirse kendimi asla affetmem. Hop hop hop, ağrılın bakalım ne oluyor. İşte buradalar. Bize roket atan teröristler bunlar. Ulan be, ulan siz ne pislik insanlarsınız be. Allah sizin belanızı versin be. İsterseniz hemen bir roket daha atabilirim size. Daha geldiği yerde bir sürü var. Bekle sen bekle. Ben o roketleri birazdan monte edeceğim sana. Kapa çeneni seni sersem. Hepiniz öleceksiniz burada. Sıkıntı yok aslanım. Biz ölürüz şehit oluruz. Siz ölürsünüz leş olursunuz. Biz Türk askeriyiz. Ölsek de ağlamayız. Gülerek ölürüz. Öldüğünde de görüşeceğiz seninle. Biz öldüğümüzde arkamızdan dualar okunacak. Annemiz babamız insanlar ağlayacak. Arkamızdan kahraman diyecekler. Herkes arkamızdan çok üzülecek. Ama siz öldüğünüzde herkes arkanızdan sizin beddualar edecek. İnsanlar size hainler, geberdiler, gitti, iyi oldu diyecek. Sizin gibi yaşayacağıma kahraman gibi ölürüm daha iyi. Sen hiç tarih kitapları okumadın herhalde şapşal çocuğu. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Ben okudum tarih kitaplarını ama benim asıl işim tarihi okumak değil. Ben Türk askeriyim. Benim asıl işim tarih yazmak. Aa, yetti artık. Öldürelim şunları. Emredersin patron. Alın size siz ersemler. Alın. Ölün. Olamaz kardeşim. Zengin kaç çabuk kaç. Çabuk kaç. Zengin kardeşim iyi misin? He iyi misin? Bir şeyin var mı? Aa yok kardeşim yok. Bir şeyim yok. Küçük bir yara sadece. Devam et. İşte böyle. Biri yaralandı sanırım. Tankla ateş et. Tamamdır patron. Tankın makinalı tüfeğini devreye sokuyorum. Hehe alın bakalım size. Alın alın. Bunları da alın. Ölün. Hepsini öldüreceğim onların patron. Hepsini. Olamaz zengin. Çok güçlü bunlar ya. Tankla ateş ediyorlar. Merak etme fakir. Merak etme. Birimiz buradan sağ çıkacak. Ne? Ne? Nasıl birimiz? Ne diyorsun sen zengin? Nasıl birimiz sağ çıkacak? Nasıl? Yetti artık. Roketleri hazırla.
Tamamdır patron, roketi de hazırlıyorum. Alo, alo, burası merkez. Acilen desteğe ihtiyacımız var. Saldırı altındayız. Tamamdır merkez, hemen yardıma geliyor Anka. Tamamdır, bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Lütfen çabuk olun, askerlerim şehit olacak. Evet komutanım, roket hazır. Üçten geriye say ve ateşle onu, hadi. Öleceksiniz. Olamaz zengin kardeşim, sonumuz geldi sanırım. Roket atacaklar. Aa kardeşim, hakkını helal et. Hakkını helal et. Helal olsun kardeşim. Sen de helal et. Sen kardeşim gibi gördüm hep. Seninle sırt sırta ölmek bir onur benim için. Benim için de öyle kardeşim. Benim için de öyle. 3, 2, 1. He? O da ne? Zengin, yaşıyoruz, yaşıyoruz. Şuraya bak, teröristlerin hepsi ölmüş. Şuraya bak, kurtulduk zengin, kurtulduk. Evet kardeşim, kurtulduk. Gençler, gençler iyi misiniz? Hey, iyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Bir şey olmadı değil mi? Yok komutanım, yok. Allah razı olsun, bir uçak geldi bizi kurtardı. Evet fakir, onu destek olarak ben çağırdım. Zengin, evladım sen iyi misin? Hayır, olamaz zengin, ne oluyor sana, hayır. Zengin, ses versene oğlum, korkutma bizi, zengin. Olamaz ya zengin, kardeşim benim, nasıl olur bu? Niye söylemedin bize yaralandığını, niye ya, niye? Bizim dikkatimiz dağılmasın diye bize hiçbir şey söylemedi, tek düşündüğü vatanıydı. O tam bir kahraman fakir, arkasından ağlama. Zengin bunu istemezdi fakir, arkasından ağlamamızı değil, aslanlar gibi dimdik durmamızı isterdi. Zengin canım aşkım benim, olamaz ya, kaybettik onu, kaybettik. Anne ya, baban ne zaman geri gelecek? Babamı özledim ben. Baban şey oğlum, gelecek, bir gün gelecek. Canım kardeşim benim, güzel kardeşim. Seni asla unutmayacağız. Sen her zaman bir kahraman olacaksın. Aslan askerim benim be. Aslan askerim. Cesur bir askerdin sen. Sen olmasan o geceyi belki de atlatamazdık zengin. Huzur içinde uyu askerim. Huzur içinde. Ta aşkım, bugün söz verdiğin gibi dışarı çıkacağız değil mi? Tabii ki çıkacağız hayatım. Söz verdim sana. Ben sana verdiğim sözü ne zaman tutmadım? Ben seni çok seviyorum. Ay doğru söylüyorsun. Sen ben ne istersem yapıyorsun. Sen çok iyi bir sevgilisin Arda. Tabii ki Hurbacı. Senin için her şeyimi yaparım. Her şeyimi veririm senin için. Seni çok seviyorum ben. Çok. Canım sevgilim, ben de senin için her şeyi veririm. Hadi hazırım ben. Çıkalım dışarı. Tamam aşkım benim. Hadi çıkalım dışarı. Hadi gidelim aşkım. Bayanlar önden. Hadi bakalım. Dur aşkım, burada biraz dikkatli ol. Bu yol çok tehlikeli. Araba çarpabilir yani. Çok dikkatli ol burada. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Ayarda hiç araba yok ki. Ben geçiyorum. Hadi geçtim. Aşkım hayır, dur, araba geliyor. Ne yaptın? Hayır, olamaz. Hayır. Hayır aşkım Arda, olamaz, olamaz. Kalk uyan. Ne olur bırakma beni. Ölme ne olur. Hayır olamaz, çocuğa çarptın. Hanımefendi kendinize gelin, onu hemen hastaneye götürmemiz lazım, yoksa ölecek. Hayır olamaz, öldürdün onu. Pislik cani. Katilsin sen. Hanımefendi isteyerek olmadı, özür dilerim. Ne olur onu hemen hastaneye götürmeliyiz. Hadi onu hemen hastaneye götürelim. Doktor bey, Arda nasıl, oğlum nasıl? İyi olacak mı, yaşayacak mı oğlum? Ne oldu oğluma? Canım sevgilim benim, benim için kendisini feda etti. Onu hiçbir zaman bırakmayacağım. Üzgünüm Arda'ya, elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama Arda'yı sakat bıraktık. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Nasıl yani? Oğlum sakat mı kaldı? Hayır ya, olamaz. Arda benim yüzümden sakat kaldı. Hayır. Evet, maalesef Arda artık tekerlekli sandalyede yaşayacak. O artık yürüyemeyecek. Olamaz ya, canım oğlum benim. Hayır ya. Sakin olun Miray Hanım. En azından oğlunuz yaşıyor. Hayatta. Ölmedi. Evet Miray. Onu kayıp da edebilirdik. En azından oğlumuz yaşıyor şimdi. Babacığım, bacaklarımı hissedemiyorum. Ben ne zaman tekrar hissedeceğim bacaklarımı? Yürümek istiyorum baba. Tekrar ağ atıp uçabilmek istiyorum. Arda, oğlum sen artık yürüyemeyecek misin? Sen sakat kalmışsın.
Nasıl olur baba ya, ben örümcek adamım. Olamaz ya, ben böyle yaşayamam baba. Ne olur şaka yapıyorum de, hayır ya. Aşkım merak etme, biz seni hiçbir zaman bırakmayacağız. Her zaman yanında olacağız. Aynen öyle, biz senin aileniz. Seni asla yarı yolda bırakmayız. Hayır ya, olamaz ya. Ben böyle yaşamak istemiyorum baba, hayır. Merak etme abla, ben seni her gün gezdiririm, arabanı sürerim, merak etme. Canım sevgilim benim, beni ne kadar da çok seviyor. Beni her gün gezdirecekmiş. En azından sevdiklerim hala yanımda. Orada sevgilim de ölebilirdi. Çok sağ ol sevgilim, senin sayende artık hayata tekrar tutundum. Artık üzülmüyorum, en azından sen yanımdasın. Arda canım benim, merak etme, ben hep yanında olacağım. Arda aşkım, hazır mısın, dışarı gezmeye gideceğiz. Bugün nereleri gezmek istersin? Bugün parka gidelim. Tamam hadi bakalım, şimdi seni parka götüreceğim. Hadi aşkım gidelim artık parka, gezdireyim seni. Canım benim ya, ne kadar çok ilgileniyor benimle. Gerçekten harika bir kız. İşte Arda geldik parka, bak geldik. Aa bak Rüzgar da buradaymış, hadi yanına gidelim. Aa Rüzgar ne haber ya, sen de mi parktaydın? Evet ya Arda, ben de buradaydım. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Bir kaza geçirmişsin, geçmiş olsun. Sağ ol Rüzgar, teşekkür ederim. Sevgilim sağ olsun, hiç hatırlamıyorum bile o kazayı. O bana çok iyi bakıyor, o benim her şeyim. Aa çok sevindim ya, gerçekten çok mutlu oldum. Çok güzel bir kız. Mutlu olduğunuza sevindim. Teşekkürler Rüzgar. Uğur Böceği, acaba seninle 2 dakika özel bir şey konuşabilir miyim? Ay olur, ne özel bir şey konuşacaksın ki benimle? Rüzgar niye özel söylüyorsun ya, Allah Allah, bana da söylesenize. Yok yok, sen sonra öğrenirsin Arda, sürpriz sana. Oo canım arkadaşım ya, bana sürpriz yapacak sevgilimle beraber. Çok iyi dostlarım var ya, oley ya. Gerçekten çok iyi arkadaşlarım var, iyi ki varlar. Arda ben Rüzgar'la konuşup geliyorum hemen. Tamam canım, tamam, konuşun gelin hadi. Hadi Uğur Böceği gel, konuşalım seninle bir, gel. Canım dostlarım benim ya, benim için planlar yapıyorlar, yerim onları. Evet Rüzgar, niye çağırdın beni buraya, ne söyleyeceksin? Uğur Böceği, ben senden çok hoşlanıyorum ya, sen gerçekten çok güzel bir kızsın. Acaba benim sevgilim olur musun? İyi de Rüzgar, Arda var, ben Arda'nın sevgilisiyim. İyi de Rüzgar, ben Arda'nın sevgilisiyim. Benim zaten bir sevgilim var yani. Tamam işte, boş ver onu. Ayrıl ondan, benimle sevgili ol. Ama Rüzgar, onun bana çok ihtiyacı var. Ben onun en zor zamanlarında yanında oluyorum. Bensiz ne yaparım? Ya Uğur Böceği, ona bakmaktan bıkmadın mı ya? Sen onun bakıcısı mısın, sevgilimsi misin? Eminim ki sen de artık bıkmışsındır. Gel benimle sevgili ol, seni krallar gibi yaşatırım. Çok zenginim ben. Boşver Arda'yı. Ömrünü onunla mı harcayacaksın? Aslında biraz doğru söylüyorsun. Ben ona bakarken çok yoruluyorum. Sadece onunla zaman geçiriyorum. Hayatım mahvoluyor. Ama yine de onu bırakmamalıyım Rüzgar. Bu hiç doğru olmaz ki. Bak Uğur Böceği, bugün akşam geleyim, seni alayım, yemeğe götüreyim bir. Arda'ya çaktırmayız, bir şey olmaz. Orada iyice bir güzel konuşalım, olur mu? Bilemedim ki. İyi, tamam madem öyle yapalım. Akşam yemeğe çıkalım seninle. Tamamdır güzelim. Akşam görüşürüz. Seni alacağım lüks arabamla. Merak etme, her şey harika olacak. İyi, tamam madem Rüzgar, hadi görüşürüz. Aha işte geliyorlar geri. Ama sadece Uğur Böceği geliyor. Artık Rüzgar gelmiyor. Aşkım ne oldu? Rüzgar nereye gitti? O niye gelmedi buraya? Ay canım, önemli bir şey yok ya. İşleri varmış, onları halletmeye gitti. Önemli bir şey değil yani. Hadi biz de eve gidelim. Tamam canım, olur. Hadi gidelim eve. Evet, uyku vakti geldi fakir. Hadi yatalım. Tamamdır aşkım, hadi uyuyalım. Tamam, benim mutfakta birkaç işim var. Onları yapıp hemen geliyorum, tamam mı? Tamam canım, ben uyuyorum o zaman. Sen yap gel, olur mu? Tabii, olur. Uyu sen. Hadi canım, iyi geceler sana. Bunlar kesin Rüzgar'la bana bir plan yaptılar. Bu gece bana sürpriz yapacaklar ya. En iyisi uyumayıp bekleyeyim onları. Onlar tam bana sürpriz yapacakken ben de onlara sürpriz yapayım. Gerçekten çok iyi olur. Evet, Rüzgar da kesin gelir birazdan. Of ya, of. Rüzgar ne zaman gelecek acaba ya? Bir an önce gelse de gitsek yemeğe ya. Of. İşte geldi sonunda. Rüzgar geldi sanırım. Gidip bakayım ben de. Ne oluyor ya? El ele tutuşuyorlar. Nasıl olur bu? Hayır, olamaz. Ne oluyor? Yoksa onlar beni böyle aldatıyor mu? Vay be, ben onları kardeşim bildim. Onlar resmen beni aldatıyorlarmış. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Bu nasıl başıma geldi? Hayır ya, olamaz.
Bir daha asla hayatımda kimseye güvenmeyeceğim. Kimseye. Hayır ya. Ama görecek onlar. Onlara hesabını soracağım bunun. Hele bir gelsinler. Hatta şimdi dışarı çıkacağım ve onlardan hesap soracağım. Hey, ne yapıyorsunuz siz orada? Arda, sen uyumamış mıydın? Hayır, içeriden sizi izliyordum. Şimdi açıklayın bana. Ne bu? Nasıl olur bu ya? Ne yaptınız siz? Bunca zamandır beni aldatıyor muydunuz yani? Ben size en yakın arkadaşlarım dedim. Size değer verdim. Siz bana bunu yapacak mıydınız ha? Arda, yanlış anladın. Açıklayabiliriz. Evet Arda, biz sadece arkadaşız. Peki o zaman o elindeki çiçekler ne ha? O yüzden mi evden kaçtın gece gizli gizli? Bunun hiçbir açıklaması yok. İkiniz de defolun gidin hayatımdan. Sizden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Hayır Arda, sakin ol. Aman Uğur Bacı, boş ver bunu ya. Tamam, ne yaparsa yapsın. Gel biz seninle yeni bir hayat kuralım. Boş ver bunu. Zaten sakat bir şey. Hiçbir işe yaramaz bu. Gidin dedim size. Gidin. İyi be, iyi. Evet, işte böyle. Kaybolun buradan. Uğur Bacı, aşkım, her şeyimizi kaybettik. Artık bir fakiriz. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Olamaz ya. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız biz Rüzgar? Ne hallere düştük? Evsiz kaldık. Beni Arda'nın elinden alıp götürdüğünde çok zengindin. Lüks arabaların vardı. Şimdi ise hiçbir şeyin yok. Bana bakamıyorsun bile. Yeter be kadın. Benimle param için mi birlikteydin? Ne yaparsan yap. Kaybol o zaman. Bakmıyorum bundan sonra sana. Aç kal. Of Rüzgar, of. Ne yapacağım ben şimdi? Tek başıma bir başıma sokaklarda ne olurum ben? Bu da ne böyle? Ne oluyor ya? Kim attı bunu? Ne oluyor? Ama bu araba, bu araba. Aynen öyle. O benim arabam. Arda, ama sen yürüyebiliyorsun. Örümcek adam güçlerin de geri gelmiş. Nasıl oldu bu ya? Mal gibi oldu işte. Siz beni terk ettikten, aldattıktan sonra çok çalıştım. Eski sağlığıma geri kavuştum. Ayrıca şirketlerim aşırı değer kazandı. Artık çok zenginim. Duyduğuma göre iflas etmişsiniz. Evet, Arda, biz çok pişmanız. Senden de özür dileyecektik zaten. Aynen. Kesin öyledir. Eminim yani. Ama merak etmeyin. Size para vereceğim. Alın başınıza çalın parayı. Sonra da benim hayatımdan uzak durmaya devam edin. Sizin gibi pislik insanlara ihtiyacım yok benim. Arda, ama olamaz. Of ya, ne ara sabah oldu ya. Bıktım ben şu okula gitmekten. Uyumak istiyorum ben ya. Aman neyse ya. 20 dakika daha uyuyayım. Dişimi fırçalamam, elimi yüzümü yıkamam. Öyle giderim okula, bir şey olmaz. Aynen, uykumu hiç bölmeyeyim. Aa, sabah olmuş ya, hemen gidip hazırlanmam lazım ya, elimi yüzümü yıkayayım. Çok sıkışmışım ya, vallahi rahatladım ya. Evet, sifonu da çekelim şöyle. Elimizi yüzümüzü de yıkadık mı hazırız. Çantamı da aldım, hazırladım içini de. Gerekli kitaplarımı, defterlerimi koydum, artık okula gidebilirim. Aşağı inip kahvaltımı yapayım, sonra gideyim okuluma. Hay Allah ya, ne koyacağız biz şimdi bu çantaya ya? Bende ders programı yok ki. Acaba hangi dersler var bugün? Aman, bir defter alıp çıkayım ya. Hem çok ağırlık olmasın, hem de yeter yani bir defter. Ön tarafına bir dersi, arkaya bir dersi, ortaya da bir dersi yazsam yeter. Birini de yazmam. Tamamdır ya, gideyim bir kahvaltı yapayım, karnım doysun ya. Anne, açım ben, bana kahvaltı hazırla ya. Ay evladım, görmüyor musun? Magazin izliyorum ya. Ne kahvaltısı? Git mısır gevreği, bana ne? Öf, iyi tamam ya, o zaman para ver de kantinden hamburger yiyeyim. İyi tamam, al şu elmasları. Yetmez anne bu, Pelin suya da ısmarlayacağım ya. Allah Allah, nasıl yetsin bu bana? Hey Allah'ım ya, of Rüzgar ya, of. Al, hepsi senin olsun, al. Anneciğim, kahvaltı hazır mı ya? Oo, anne ne yaptın ya? Hazırladım oğlum kahvaltını. Bak, yumurtaların burada, meyvelerin burada. Onlardan beslen güzelce besinlerini, al sağlıklı git okuluna. Canım annem ya, harikasın vallahi. Harika bir kahvaltı yapacağım şimdi, hem de çok sağlıklı. Tabii oğlum, sağlıklı beslenirsen sağlıklı düşünürsün, derslerin daha iyi olur. Hadi bakalım, ye git okuluna. Okula nasıl gitsem acaba ya? Şurada arabamız duruyor ama şimdi ben buna binersem bu benzin yakacak, paramız gidecek. Hem de egzoz gazları doğaya zarar verecek. Hem de ben buna bindiğim için benzin gidecek. Benzin gittiği için de Orta Doğu'da benzin savaşları başlayacak. Yani ben buna binmesem daha iyi olur. Evet, en iyisi ben yürüyerek gideyim. Hem yürüyüş yapmış olurum ya, çok iyi. Üf, arabaya bak be, cillop gibi. Atlayayım da gideyim şuna ya. Vallahi 10 numara arabamız var. Atlayayım şuna, gazlayayım. Vun, du, 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 du.
tutu gideyim. Üf be, arabaya bak, asfalta alıtıyor ya, 10 numara valla. Hop, selamünaleyküm beyler. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ooo Rüzgar kardeşim hoş geldin. Bolak kardeşim hoş gelmesin ya. Ben de gelmeyeceğim sandım. Yine okuldan kaçacağım sandım. Ay Rüzgar arkaya gel, beraber oturalım. Ay çok yakışıklısın. Ooo tamam Penisu, hemen geliyorum ya. Sen de ayıp ettin. Şöyle geçeyim en arkaya. Senle muhabbet ederiz derste. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Öf ya, inek koktu buralar ya. Allah Allah. Nereden geliyor bu koku? Aa, Arda buradaymış. Ondan geliyormuş. Komikmiş direkt ya. Allah Allah ya. Yaptığın espriye bak. Bence gayet komikti yani. Sana inek dedi. Valla gayet komikti. Gülmeyeni döverim ha. Ay, sikinek herif ya. Geldi yine ya. Üf, bok koktu buralar. Geldi yine inek. Ezik, bir de Rüzgar'a bakın yani, ne kadar yakışıklı, çok yakışıklı, çok tatlı. Bir de Arda'ya bakın, tipsiz. Teşekkür ederim Perisi ya, ne gerek var böyle iltifatlara. Ayda gel kardeşim, biz ders çalışalım, boş ver anneye. Haklısın bebek polis ya, haklısın, yerime geçeyim. Nasıl olsa biz büyüyünce büyük adam olacağız, doktor, mühendis olacağız, onlar hiçbir şey olamayacaklar. O zaman görür onlar. Aynen öyle, haklısın. Arda senden olsa olsa ot yiyen bir inek olur. ulan Şirek, ulan neyse ya. Evet, merhabalar arkadaşlar, hepiniz derse hoş geldiniz bakayım. Merhabalar öğretmenim, hoş buldum. Bu ne ya, sınıfa maymunu kim soktu? Allah Allah, her neyse. Hocam sınıfta sadece maymun yok, inek de var. İnek mi? Neyi? Hani nerede? Ben niye göremiyorum? Allah Allah, gözüm mü bozuldu benim? Hocam Arda'dan hala inek mi var ya, şuna baksanıza, bir böylemediği kaldı. Şirek çok ayıp oğlum. Arda oğlum, sen hiç onları dinleme, tamam mı? Ders çalışmaya devam et. Dinlemiyorum zaten hocam ya. Onları dinlesem onlar gibi olurdum. Yani tembel teneke. Ulan bize teneke meneke bir şeyler diyor. Bunu çıkışta döveceğim ha. Ben de o inek kafasını kıracağım onun. Evet gençler, sakin olun. Allah Allah, kavga dövüş yok. He? Ne oluyor orada ya? Ne bu ya? Cak cak cak, kahveye mi geldiniz siz? Aynen öyle Pelinsu ya. iPhone'um var, arabam var, her şeyim var yani. Çok zenginiz biz. Ay ne güzel ya. Keşke benim de babam zengin olsaydı. Olmaz Pelinsu ya, ben sana bakarım, ayıp ediyorsun. Rüzgar evladım, muhabbetinizi kesmiyorum inşallah, öyle bir şey yapmadım değil mi? Vallahi biraz kestiniz hocam, yani muhabbet ediyorduk, niye araya girdiniz ki? Aa, çok pardon, çok özür dilerim, çay kahve lazım mı, getireyim mi? Vallahi olur, bir de yanına şöyle bir patates kızartması, soğan halkası falan da getirirseniz 10 numara olur gerçekten. Ay Rüzgar öğretmen dalga geçiyor, ne yapıyorsun? Ne dalgası ya, dalga denizde olur. Allah'ım kafayı verdin sen. Ay çok komiksin sen Rüzgar. Ulan ayırıyorum sizi. Sen çabuk öne geç Rüzgar, sen burada kalacaksın kızım. Hadi bakayım geç öne, burada cak 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 muhabbet ediyorsunuz. Ayıp ya, dersteyiz ya, Allah Allah. Of ya, tamam ya, geçiyorum en öne ben. Bu ne ya, Arda gibi en öne oturdum. İnek miyim ben ya, en önde ne işim var ya. Allah Allah, şuna bakın. Resmen şu ineğin yanında oturuyorum ya. Evet arkadaşlar, bugün sizlere sınav yapacağım. Eğer kopya çekeni görürsem vallahi yakarım ha. Söyleyeyim baştan. Ne sınav mı? Olamaz. Hay Allah ya, en öne oturduk, ne yapacağız şimdi? Nasıl kopya çekeceğim ben burada ya? Yandık ya, yandık. Oley be, sınav en sevdiğim zamanlar. Kendimi gösterme zamanım geldi. Dağıtın hocam kağıt. Valla şu ineğe bakıyım, tam dayaklık ya, eşek ya. Evet arkadaşlar, kağıtları dağıtıyorum. Önüne, arkasına, sağına, soluna bakan olursa vallahi çırasını yakarım. Of ya, bu ne ya, hiçbir şey bilmiyorum ki ben, ne yapacağım ben şimdi? Yapacak bir şey yok, inek Arda'nın yanına oturuyoruz, yardım isteyeyim, belki verir. Arda bana kopya versene ya, hiçbir şey yapamıyorum. Ya yürü git şuradan ya, benim dikkatimi dağıtma, yapıyorum ben soruları, kaybol şuradan. Sana asla kopya vermem ben, bunlar benim emeklerim, emeklerimi çalamazsın. Üf sus be, inek herif seni. Allah Allah, sana mı kaldık? Pis pis,
King Kong, King Kong bana kopya versene ya kanka. Aman tanrım dostum, verirdim ama. Ama, aması ne oğlum söylesene. Niye konuşmuyorsun oğlum söylesene, ne oldu? Dostum önüne baksan iyi edersin. Rüzgar evladım belin kırılacak, önüne dönsene. Aa hocam ben de belimi esnetiyordum ya. Belimi esneteyim ki daha rahat çözebileyim soruları diye. Yani rahatlayayım diye yani. Evet evet evladım ben de öyle düşünmüştüm zaten. Belini esnetiyordur diye kesin yani. Ay olamaz ya, orada yakalandı kopya çekerken. Maşallah evladım sen cimnastikçi olsana ya. Belini ne güzel esnetiyorsun sen öyle. Sağ olun hocam. Olurum belki. Terbiyesine bak ya, ver şu kağıdını ver. Öf ya hocam alın ya, Allah Allah ya. Ne bağırıyorsunuz? Terbiyesiz herif seni. Sınıfta bırakacağım seni. Sözüne de sıfır vereceğim. Sınavına da kopya yazacağım. Disipline gideceksin. Of hocam ya yapmayın ya. Babam çok kızar. Annem de kızar. Abim de kızar. Babaannem de kızar. Dedem de kızar. Yapmayın. Onu kopya çekmeden önce düşünecektin evladım. Allah Allah, terbiyesiz seni. Tüh sana. Hocam ne olur ya, bana bir şans daha verin. Ne olur bir şans. Son bir şans. Tamam, şöyle bir anlaşma yapacağız. Şimdi sana iki tane soru soracağım. Eğer onları doğru cevaplayabilirsen hem sınavdan geçeceksin hem de ailene haber vermeyeceğim. Oley be, sorun hocam sorun. Biri matematik biri tarih. Şimdi matematiği soruyorum. 5 artı 5 kaç yapar? Söyle bakayım. 5 artı 5 kaçtı ya? Arkadaşlar yorumlara yazsanıza ya, ben bilmiyorum ya. Oo bilemezsem sınıfta kalacağım arkadaşlar. Annemler de kopya çektim öğrenecek, ne olur yazın yorumlara. Anlaşıldı, sen bunu bilemeyeceksin. Peki tarih sorusuna geçiyorum o zaman. Oo tamam hocam, tarihim çok iyi benim, sorun. Söyle bakayım evladım, Pasinler Savaşı nasıl bir savaştı? Ne oldu orada? Hocam o savaş çok kötü bir savaştı. Herkes savaştı böyle, silahlar falan kullanıldı yani. Yani herkes aç kaldı, savaş oldu, yoksulluk geldi, kötü oldu. Ya evladım bu nasıl cevap böyle? Allah Allah ya, kaldı lan sınıftan, tüh lan sana. Of ya, of.